İncecik hamuruyla bir pizza yapmak istiyorsak tıpkı pizzacılardaki gibi. Hadi buyurun tarifi o zaman. Şimdi burada şöyle bir yemek kaşığı kadar mayam var. Kuru mayam. Ilık suyum var. Oda ısısından biraz fazla ısısı. Yarım su bardağı suyumu ilave ediyorum. Bu bir tepsi pizza için. Fırın tepsisi. Şöyle ılık sütüm var. Ilık sütümü ilave ediyorum. Ve şöyle 2,5 su bardağı kadar un ilave edeceğim. Şöyle 2,5 su bardağı unumu ilave ediyorum. Yarım su bardağı da yanıma ayıracağım ki hamur isterse içerisine ilave edebilmek için. Evet, şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da ilave ediyorum hamuruma. Şimdi bir tahta kaşık ile karıştırmaya başlıyorum. Buradaki püf noktası mayalı bir hamur yapıyorum. Fakat kabarmaması için çok fazla pizzacılardaki gibi ince hamur olması için mayalanmasını hamurumun beklemeyeceğim. Direkt açıp hamurumu tepsime koyup üzerine süsleyip fırınıma vereceğim. Şimdi çok az daha un ilavesi gerekiyor. Ben artık elimle yoğurmaya geçiyorum. Tam şöyle 3 su bardağını tamamladım un miktarımı. Gördüğünüz üzere tam istediğim hamurumu elde ettim. Şimdi artık hafif unladığım tezgahımda merdanemle açacağım biraz. Hamurumuzun tekrar gösteriyorum kıvamı şu. Bir merdanem yardımıyla şöyle tepsi büyüklüğünde açtığım pizza hamurumu şimdi tepsime alacağım. Oldukça ince açmaya çalışıyoruz. Çünkü biz ince hamurlu bir pizza istiyoruz. Şimdi tepsimi alacağım ve üzerine süslemeye başlayacağız. Pizza malzemelerini koyacağız daha doğrusu. Şöyle pizza hamurumu tepsime aldım. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı salçayı suyumla açacağım. İçerisine biraz kekik koyacağım ve bir fırça yardımıyla süreceğim. Şöyle bir yemek kaşığı salçamı su ile ezdim. İçerisine biraz kekik ilave ettim. Şimdi pizzamın üzerine bu karışımımı sürüyorum. Pizzamın üzerine şöyle salçalı kekikli sosumu her yerine gelecek şekilde sürdüm. Pizzanızın üzerine dilediğiniz her malzemeyi kullanabilirsiniz. Şimdi ben de malzemelerimi koyuyorum. Ben şöyle pizzama sucuk, sosis, mantar, biber koydum. Dilerseniz domates ve mısır da ilave edebilirsiniz. Şimdi üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde kaşarını serpeceğim. Ve 245 derece fırında oldukça yüksek ısıda pişireceğim pizzamızı. Haydi şimdi fırına pişmeye. Hamurlu pizzamız şu şekilde pişti. Birazdan servis tabağına alacağım. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.